Bitlis Detay programında merhabalar size değerli izleyenler. Her programın başlangıcında söylüyorum. Biri birinden değerli şahsiyetleri stüdyomuzda konuk etmeye, misafir etmeye devam ediyoruz sizlerle beraber. Bugünkü konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tatvan İlgeler Meclis Üyesi adayı Sayın Tekin Uçar. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sizi sormalı. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür. Hamdolsun, hamdolsun, şükür. Ben şahsen sizi uzun yıllardır tanıyorum, biliyorum. İstiyoruz izleyenlerimiz ve yakını tanımak isteyenler de bir ağızdan sizleri duysunlar, dinlesinler. Tekin Uçar kimdir efendim? Tabii. Tekin Uçar, 1968 Tatvan doğumluyum. Evet. Kamudan yeni emekli oldum. Hayırlısı olsun. Ben de vatandaşlarımızın gönlünü kazanabilmek için bir yola başvurdum. Ne güzel. İnşallah Allah'ım nasip ederse bu işi başaracağız inşallah. Bir süre devlet işinde vatandaşa hizmet ettiniz. Bugün de siyaset ayağıyla yine hizmet olsun diye devam etmek istediniz. Evet, doğrudur. Nasıl gidiyor emeklilik, nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor, iyi gidiyor. Çocuklar var. Var, iki tane çocuklar. Maşallah. Beraberinizdeler. Evet, beraberiz. İyi, güzel. Tekin Uçar nasıl bir aile babası? Vallahi iyi bir aile babası. Değil mi? İyi bir aile babası. Aynen. Yakını bildiğim için bilerek kasten soruyorum bunları. Evet değerli izleyenler, gerçekten aynen dediği gibi. Efendim, uzun zamandır köylerimizi ziyaret ediyorsunuz. Evet. Özellikle Tatvan'ın böyle en uca köşesine kadar gittiniz, ziyaret ettiniz köylülerimizi. İzlenimleriniz nelerdir, halkın talebi nelerdir? Bize biraz oradan bilgi verebilir misiniz? Vallahi şimdi gidip görmeyene kadar insan bilemiyor. Değil mi? Gerçekten. Gittik gördükten sonra işler acısı bir durumda köylerimiz. Hangi köye gidiyorsak, bir köy yol sorunu var, su sorunu var, okul sorunu var, cami sorunu var. Hani işler aziz. Yani köylere gidince bir diz boyu kadar çukurlar, hizmet gitmemiş, eksiklik gitmiş. Şunun araştırmasını yaptım ben, Sefer Bey. Evet. Şimdi Bitlis'e gelen bir bütçe var. Evet, var. Köylerimize hizmet gitsin diye. Aynen öyle. Şimdi tabii bütün Bitlis'in ilçeleri de bizim ilçelerimiz. Başka ilçelerimize aktarılan paranın dörtte biri Tatvan aktarılıyor. Yani kısıtlama var. Kısıtlama var. Nüfusumuz da yoğun. Nüfusumuz da yoğun. Vallahi şimdi bir yola baş koyduk. Evet. Allah bize nasip ederse. Hayırlısı olsun. Bütün köylerimize. Oy veren olsun, oy vermeyen olsun. Eşit bir Allah, şekilde. Tabii eşit bir şekilde. Bu A partilidir, bu P partilidir gibi düşüncemiz olmayacak. Ne güzel. Allah nasip ederse bir Nisan'da halkımız bizi gösterirse. Aday olarak gösterirse. Aday bitse, meclise gönderirse. Allah'ın izniyle parti rozetimizi çıkarıp bir kenara, herkese eşit bir şekilde yanaşacağız. Olması gereken de zaten bu. Evet. Değil evet, mi efendim? Evet, evet. Olması gereken bu. Aynen. Bu düşüncelerinizden dolayı sizi takdir ediyorum. İyi ki varsınız diyorum efendim. Yani halkın tümüne bir bakmak, bir gitmek, hepsini kucaklayıp, hepsiyle, bütünüyle ilgilenmek böyle bir şey olsa gerek değerli izleyenler. Yani bir kimse illaki sizin siyasi fikirlerinizi, zikirlerinizi desteklemeyebilir. Yani sonuçta bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin kimliğini taşıyor ve bu topraklarda doğdu, bu topraklarda büyüyor. Onu ayrıştırmak, ayırmak doğru bir şey değil. Değil tabii. Ben de şahsen gerçekten buna karşıyım. Efendim, bir geri çekilme sözcükleridir, iddialarıdır, dönüp dolaşıyor. Başkan Bey'imizden buna yönelik cevaplar aldık. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi biz 50 yıllık bir siyasi partiyiz. Evet. Biz bu yola başvurmuşuz. Biz bu yola çıkmışız. Çıktığımız bir yoldan da kesinlikle dönmeyiz. Allah nasip ederse 31 Mart'ta sandığa hep beraber gideceğiz. Belediye başkanımızla, belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle sonuna kadar mücadelemizi devam edeceğiz Sefer Bey. Yani geri çekilmenin doğru olmadığını destekliyoruz. Çünkü biz halkımıza vaatlerde bulunmuşuz. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Hem halka vaatte bulunuyorsun, sonra gidiyorsun kapı kapı dolaşıp milletten oy istiyorsun. Alecek. Ondan sonra bu bizim siyasi ahlaka ters düşen bir şey. Bizim siyasi harekete ters düşen bir şeydir. Ailecekte tanınan, bilinen bir şahsiyetsiniz. Allah razı olsun. Yıllardan beri Tatvan'da insanların içerisinde gerçekten takdire şayan hal ve hareketlerinizle. Allah razı olsun. Ben de. Teveccüh. Aynen. Efendim yaklaşık 3 gün kaldı sandıkların kurulmasına. Sandıklar 3. gün, 4. gün kurulacak ve sonucu orada hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Sağlıklı bir seçim geçmesini istiyoruz. Buradan da vatandaşlarımızı tekrardan sandığa davet ediyoruz. Evet. Fikir zikiriniz ne olursa olsun lütfen ama lütfen sandıklara gidiniz.
İradenizi ortaya koyunuz. Biz kimsenin fikriyle, zikriyle uğraşmıyoruz. Sandığa davet ediyoruz. Lütfen gidin, oyunuzu kullanın. Bunun için de sizden rica ediyorum. Efendim, programımızı kısa tutmak zorunda kaldık. Sayılı günler var. Birçok misafirimiz var. Son olarak gidip ziyaret ettiğiniz, gidip el sıkıştığınız, şu an sizi izlemekte olan, gidemediğiniz şahsiyetlere buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Tatvan'a, Tatvan halkına, köylerimize, köylülerimize. Şimdi Tatvan'ımız büyük bir ilçe. Aynen, aynen. Herkese gitsek desek yalan olur. Aynen. Gidemediğimiz, göremediğimiz tüm hemşerilerimizden onları bağrımızda besliyoruz. Onları gönlümüzde besliyoruz. Şunu da söyleyeyim. Herkes sandığına sahip çıksın. Herkes oyuna sahip çıksın. Kesinlikle tüm herkes, anamız, bacımız, kardeşimiz, büyüklerimiz hepsini saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Ben sizin yerinize, sizin çalışmalarda sıkamadığınız eli, sizin yerinize ben Tekin Bey'le sıkışıyorum. Teşekkür. Bunu da böyle kabul edin. Size de, diğer bütün adaylara da başarılar diliyorum. Rabbim hangisi hayırlı ise önce ülkemize, amin, bölgemize, ilimize, ilçemize, mahallemize, evimize onu nasip etsin. Amin. Buradan bu temennilerde bulunuyoruz. Böylelikle bir Bitlis Detay programının da sonuna geldik değerli izleyenler. Bir başka adayımız da sizinle görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Sandıklara gitmeyi de unutmayın.